Evet, tamam. 20 dakikada bitirmeye çalışacağım. Saçım koyulaştı değil mi rengi? 6-7 aydır hiç boya yapmıyorum. Sadece arada pembe yaptım. Neyse, başlıyorum ben. Aloha. Bugün size Terazi burcunun uyumundan bahsedeceğim. Daha doğrusu Terazi burcunun diğer burçlarla uyumunu ele alacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, bu videoyla beni ilk defa izliyorsanız, yani daha önceki astroloji videolarımı izlemediyseniz, özellikle uyum videolarını, şunu söylemek istiyorum ki Terazi Terazi olarak başlayacağım. Hani Terazi Terazi uyumuyla başlayacağım bu videoya. Terazi Koç uyumu, Koç burcunun diğer burçlarla uyumu videosunda ya da işte İkizler Terazi uyumunu hani ele almamışsın diyenleriniz olursa, o da İkizler burcunun diğer burçlarla uyumu videosunda. Onun özellikle hani en başta aklımdayken altını çizmek ve belirtmek istiyorum. Bu videoda Terazi Terazi uyumuyla, hani Terazi işte Akrep, Terazi Akrep Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak ele alacağım. Terazinin diğer burçlarla uyumuna hani spesifik olarak bakmak isterseniz o videolara girin, bir bakın. Hatta onu açıklamalara ben koyarım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sizin için çok daha kolay olur diyerek ben bu videoya artık başlıyorum. Öncelikle bir Terazi burcunu biraz hatırlayalım isterim. Benim hani Terazi burcunu ele alıp anlattığım, böyle detaylıca anlattığım bir videom var. İzlemeyenler için onu da zaten şuraya koyarız, bakarsınız ama Terazi burcu kısaca Venüs gezegeninin etkisinde eril bir burç, hava elementine sahip ve öncü. Arkadaşlarıyla olmayı çok sever. Adalet, hak, hukuk konusu, böyle karar vermede biraz zorlanma, iki düşünce, iki şey arasında kalma diyeyim. Terazilerin çok başına gelebilir. Sosyal ortamlarda bulunmayı severler. İlişki zaten 7. evi de sembolize ettiği için terazi. İlişkide olmak ve ilişkiyi de çok önemserler. Bununla beslenirler aslında diyebiliriz bir yerde. Alımlıdırlar. Güzelliklerine, nasıl göründüklerine estetik olarak önem verirler. Kabaca böyle hatırlamak gerekirse bu ilk bakışta bunları söyleyebilirim. Şimdi Terazi burcunun Terazi burcuyla uyumu olarak ele aldığımızdaysa, iki burç da burada eril. İkisi de zaten hava elementine sahip ve ikisi de öncü. Aslında bu hem hani onların çok böyle yüksek kalmasını, eğlenceli bir çift olduklarını belirtirken, aynı zamanda da iki taraf da böyle buram buram terazi ise, hani beni biraz olsun artık tanıyorsanız, özellikle astroloji videolarımı izlediyseniz şunu biliyorsunuzdur. Ben genelde buram buram tanımını kullanırım. Bu da kabaca bir haritanın baskın olarak terazi burcuna sahip olup olmamasıyla alakalı. Yani mesela bir haritada işte 12 ev var, gezegenler var ve genellikle terazi ya da hava elementleri varsa, ama diğer kişi, hani işte kadın erkek olarak ele aldığımızda diğer kişinin haritasında atıyorum su elementi daha fazlaysa, terazi burcu güneşi terazide olmasına rağmen buradaki uyum farklılık gösterebilir. O yüzden zaten genel olarak bahsedeceğim. Ama iki taraf da buram buram terazi ise karar vermede zorlanabilirler. Hak, adalet, hukuk, eşitlik, hani birinin mesela atıyorum biri ben beraber yaşıyorsunuzdur. Gece geç saatte eve dönebilirim ama sen dönemezsin gibi bir şey söylerseniz karşınızdaki kişiye, bu ona inanılmaz koyar ve kolay kolay da kabul edeceğini sanmıyorum. Çünkü tamamen eşitlikten, adaletten yanadırlar. Dediğim gibi ikisi de sosyal olduğu için birbirlerine zaman ayırmakta belki zorluk çekebilirler. Ama genel hatlarıyla ben terazi terazi uyumuna açıkçası %80 veririm. Ve anlaşamadıkları yerler de zaten bu bahsettiğim yerler olur. Bunun için de ne yapılması gerekiyor derseniz, hani kardelen biz ikimiz de teraziyiz ne yapacağız derseniz, biraz açıkçası acele etmemekte, hani böyle çabuk hareket etmemekte fayda var. Çünkü en nihayetinde hava burcu, hava elementine sahip ve öncü olduğunuz için ikiniz de böyle ani bir karar vermekte ya da aniden böyle bir şey söylemekte kendinizi tutamazsanız, oralara dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Terazi akrep uyumuna gelecek olursak, terazi burcunu zaten şuraya koyuyoruz artık, demin anlattım. Akrep ise arkadaşlar Plüton gezegeninin etkisinde ve dişil,
bir burç. Su elementine sahip ve sabit. Arkası da yani sırtı da diyeyim boğa akrebin. Şimdi akrep derin düşünür, tutku bu yani tutku insanıdır. Her şeyi böyle derinlemesine bilmek ister. Sırlar, gizemli, mistik konular onun çok ilgisini çeker. İnanılmaz iyi sırdaş olurlar. Öyle boş konuşmaz, çok iyi düşünür. Ondan sonra iki cümle kurarsa kurar. Genel olarak akrepler için ketum diyebilirim. Yani yine burada tabii buram buram akrepten bahsediyorum. Bir de tabii işin içinde dereceler de var. Yani bir derece akreple 27 derece akrep olmak arasında fark var. Ama bunlara değinmeyeceğim. Instagram'dan takip ederseniz eğer soru cevap videosu çekebilirim astroloji ile ilgili. O yüzden hani Instagram'da takipte kalırsanız orası biraz daha büyüdüğümüz zaman oradan böyle bir story ile paylaşacağım. Sorularınızı alırım ve YouTube'da bir video gelir. Ama şu anda buna değinmeyeceğim derece konusuna. Genel hatlarıyla akrep dediğim gibi daha az sosyaldir, daha içe kapanık diyebilirim hani teraziye göre, teraziye nazaran. Arkadaşları vardır ama az ve öz insan ister hayatında. Ve gerçekten dostum dediği insanlara ve sevgilisine de gerçekten sevdiği kişiye çok sadıktır. Öyle mesela bir akrep kolay aldatmaz, terazi aldatır diyemem zaten ama hani terazi akrebe göre daha flörtözdür diyebilirim bunu yani söyleyebilirim bence. Flört etmekten çünkü hoşlanır terazi burcu kadını ya da erkeği. Dolayısıyla burada terazi akrep uyumuna gelecek olursak iki tarafta olgunsa yani gelişmiş bir terazi ve gelişmiş bir akrepten bahsediyorsak uyumları gerçekten böyle %92 diyebilirim. Ama tabii ki gelişkin olmayan bir akrep bir teraziyi çok darlayabilir. Çünkü en nihayetinde kıskanmaya meylenebilen bir burçtur akrep burçları. Aynı zamanda boğalarda da bu vardır. Arkası yani sırtı akrebin boğa olduğu için. O yüzden hani terazi de böyle sıkılmaya gelemez. Arkadaşlarıyla görüşmeyi sever. Bu arada teraziler de kolay kolay aldatmazlar. Yani flört edebilirler ya da başkalarıyla konuşabilirler ama bu illa mesela bir akrep onu acaba beni aldatır mı, aldatıyor mu gibi algılayabilir ama o aldatıcı anlamına da gelmiyor. Çünkü terazinin iletişim tarzı akrebe göre çok farklı olabilir. Sezgileri aynı zamanda çok kuvvetlidir akrebin. Bunu da söyleyebilirim. Dediğim gibi yani burada genel hatlarıyla ben size söylüyorum ama gelişkin olmayan bir akrepseniz bu terazi akrep birlikteliğinde teraziden çok akrebi zorlayacaktır bu ilişki. Bunu da böyle nacizane söylemek isterim. Terazi yay uyumuna gelecek olursak. Şimdi terazi burcunu yine buraya koyuyorum. Yay burcu arkadaşlar Jüpiter gezegeninin etkisinde. Ve yaylar da eril, ateş elementine sahip ve değişken bir burç, yay burcu. Şimdi burada aslında Jüpiter demişken şanstan bir bahsediyoruz. Yani yay burçları genelde büyüteç görevi görür derler. Yani Jüpiter daha doğrusu büyüteç görevi görür derler ve olan olayı abartabilirler. İnanılmaz derecede böyle komik, esprili, hani bir ortama girdiğinizde böyle birileri hemen dikkat çeker. Böyle sizi içine alır o konuşmanın güldürür falan böyle hani çok ne kadar tatlı bir çocuk ya da ne kadar tatlı bir kız dersiniz ya böyle konuşmasına falan. Genelde tabii ki onlar illa yaydır diyemeyeceğim ama böyle yaylar hoş sohbettir. Eğlencelidirler bu anlamda, muziptirler, maceracıdırlar. Ve bunun yanı sıra tabii ki de şıp sevdi olmalarıyla ve en flörtöz burç olan ikizlerden sonra gelen ikinci flörtöz burç olmalarıyla da bilinirler diyebilirim. Şimdi ben bunu söylüyorum. Yorumlara bu arada yazıyorsunuz. Kardelen ben öyle değilim. Kardelen ben şöyle değilim. Hayır bunu böyle diyorsun. Bu öyle değil. Arkadaşlar tabii ki de zaten bir tip insan yok. Yani doğum haritalarımızın ve bütün 12 evin ve gezegenlerin ve açıların oradaki birçok faktörün etkisi var. Ben burada çok genel hatlarıyla yay burcunu ele alıyorum ve terazi yay uyumundan bahsediyorum. Bunu da burada böyle belirteyim. Hani bana yok ben öyle değilim, yok ama bu şöyle değil derken hani sadece bir burca bakarak zaten hani yorum yapmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden doğum haritanızı bilmek gerçekten çok faydalı diye düşünüyorum. Şimdi terazi yay uyumunda ikisi de aslında eril. Ve yani bu iyi bir şey ama tabii ki de hava ve ateş var burada. Yani bir tartışma çıktığı zaman
Yay özellikle hani böyle onu abartabilir, takılmaz genel olarak ama biraz abartma yönü kuvvetli olduğu için hani o tartışmada böyle ateşi harmanlayabilir ve o zaman da o gerçekten böyle büyüyebilir. Çünkü terazi yaya nazaran bir tık daha ılımlıdır. Daha aslında bir tık da demeyeyim, bayağı ılımlı ve uyumludur. O yüzden de hani yay böyle biraz onu aklını çelebilir. Hani o tartışmayı daha da devam ettirmek isteyebilir. O yüzden şuna getirmek istiyorum. Olası bir tartışmada ya da bir fikir ayrılığında falan genelde o anda hani siz haklı olsanız bile ya da yay burcu olan erkek ya da kadın kişisi bireyi doğru olmasa bile size göre o anda bir sakin kalın. Hani o bir kendi konuşsun. Ondan sonra o birazcık sakinleşince kendisiyle konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bunu demişken aynı zamanda yay çok eğlencelidir, çocuk gibidir, derine inmeyi sever, derin sohbetlerden hoşlanır, yurt dışıyla bağlantılıdır, böyle yurt dışına gidip böyle değişik yerler keşfetmek, mesela ikiniz de terazi de yay da bundan çok keyif alır. Terazi daha böyle hani o ilişki için bir emek sarf ederken diyeyim burada, yay diğer yerleri. Ay bu arada grip oldum da kusura bakmayın, böyle sesim biraz tuhaf geliyor olabilir ve yutkunuyorum normalden daha fazla. Kusura bakmayın diyorum bunun için. Yay daha böyle yeni yerleri keşfetmekten keyif alır. Hani o maceralara atılmak, onu tabii ki de beraber yapıyorsunuz ama o maceranın kendisi onu çok daha fazla cezbeder. Burada buram buram terazi ve buram buram yayın uyumuna ve tabii ki iki gelişmiş burç olarak ele aldığımızda çok eğlenceli olabilir. Ben buna yüzde, yani bu birlikteliğe %70 diyorum. Çünkü birbirinizi anlamadığınız bazı yerler olabilir. İki burç da hani ateş hava olması ve eril olması. Gerçi biri öncü biri değişken, hani bu da iyi gelebilir birbirine ama bazı yerlerde böyle tartışmalar çıkabilir ya da birbirinizi anladığınızı düşünürken biz anlaşamıyor muyuz acaba dediğiniz noktalar olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Çünkü en nihayetinde yani biraz aslında yayı zapt etmek diyeyim zordur. Tabii kimse kimseyi zapt etmek durumunda değil ama yay böyle şey uçarı kaçarı bir çocuk gibidir de aynı zamanda. O yüzden gelişmiş bir yay olması çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi sıradaki burcumuz Oğlak. Terazi Oğlak uyumuna şöyle yapayım. Gelecek olursak Oğlak burcu arkadaşlar dişil, toprak elementine sahip ve öncü. Zaten bir, yani Oğlak dediğim anda benim aklıma böyle çalışkanlık geliyor. Direkt böyle çalışmak, kendini bir işe adamak, sebat etmek, sabır göstermek ve gerçekten böyle ağırdan almak. Ama böyle bu ağırdan almak derken elinden gelenin en iyisini yapıp ağırdan almayı kastediyorum. Çünkü Oğlaklar akıllarına koydukları bir şeyi başarmak için gerçekten ellerinden geleni yaparlar. Gel Joy. Joy geldi bu arada. Ve o anlamda da yani o yolda giderken de çok sabır, çok sebat gösterirler. Bu açıdan aslında yani Oğlaklar bir de çok sadıktır. Yani birini seçtiyse, size eş olarak görüyorsa ve sizi eş olarak bir partner olarak seçtiyse emin olun ki size çok güvenmiştir. Çünkü bir oğlağın güvenini kazanmak açıkçası öyle hani böyle hemen olmaz. Biraz zaman tanır, sizi tanımak ister. Ve sadece ben sanmıyorum ki genel olarak Oğlak ve Başaklar özellikle dış görünüşten etkilenip böyle hemen ilişkiye atlamayabilirler. Onlar için daha da böyle zaman vermekte, yani özellikle Oğlak, Başak ve Akrep için biraz böyle daha da iyi tanımakta fayda var diye düşünürler. O yüzden yani terazi burcu biraz belki sıkılabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü terazi daha böyle tez canlı, biraz daha Oğlak'a göre açıkçası o kadar hani sessiz ve derinden ilerleyip o kadar sabırlı değildir. Belki bir tık sıkılabilir diyeceğim tırnak içinde ama aslında Oğlak'ın teraziye ve terazinin Oğlak'a öğreteceği çok fazla nokta var. Mesela Oğlak hani o kadar sosyallikten ya da arkadaşlarıyla deli gibi görüşmekten ya da partilere gitmekten işte biraz böyle kafayı dağıtmaktan
hani keyif alır diyemeyeceğim. Ama terazi bunu çok iyi bildiği için onu işte arkadaşlarıyla daha çok çıkmaya ya da kendi arkadaşlarıyla tanıştırmaya, yani sosyal ortamlara mesela sokması oğlağa aslında çok iyi gelebilir. Bunun gibi böyle noktalar var. Ama genel olarak gelişkin ve buram buram oğlak terazi uyumu ya açıkçası benim içimden %65 geçiyor. Çünkü biraz gerçekten zorlayıcı gibi geliyor bana. Burada şey demek istemiyorum, yani bu tabii ki de müthiş bir birliktelik olabilir ve olur da aslında iki tarafta birbirini anlarsa ve zaman verirse. Burada kilit nokta arkadaşlar terazinin oğlağı iyice tanıyana kadar açıkçası biraz zaman vermesi ve onu aceleye getirmemesi. Çünkü oğlağın unutmayın ki ilk önce işi gelir, sonra siz gelirsiniz. Yani ailesi sonra gelir demek istemiyorum ama o zaten ailesi için de çalışır. Yani o sadece çalışmayı kendisi için yapmaz. Başarı, o işinde kariyer sahibi olmak kendisi için tabii ki de çok önemli. Ama zaten sizi partneri olarak seçtiyse ya da bir ailesi varsa bu kariyerinin anlamı onlar içindir. Yani onlar için bu fedakarlıkta bulunur da diyebilirim. O yüzden hani bunu şu açıdan da yaklaşmanızda fayda var. Hani benim beraber olduğum adam ya da kadın bunu yapıyor ama beni sevdiği için de bu kadar çalışıyor. Hani bunu da bence bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi geldik Kova burcuna, yani benim burcuma geldik. Ben hem kovayım hem de yükselenim kova. O yüzden yani her burcu anlatmayı çok seviyorum. Her burcu ele almayı çok seviyorum. Ama özellikle Kova burcunda böyle ekstra bir heyecanlanıyorum. Teraziyi yeniden anlatmıyorum. Onu zaten söyledim. Kova da arkadaşlar eril bir burç. Hava elementine sahip ve sabit bir burçtan bahsediyoruz. Uranüs'ün etkisinde, önceden Satürn'dü, şimdi Uranüs oldu diyelim. Yani Satürn diye de geçiyor. Oğlak da bu arada Satürn'ün etkisinde, yani Satürn gezegeninin etkisinde. Bunu da söylemedim galiba demin. Şimdi burada Kova burcu bir kere değişiklikten hoşlanır. Orijinallik, böyle farklı fikirler, farklı giyinmek, farklı düşünmek, hatta olaylara farklı açılardan yaklaşmak Kova'yı inanılmaz derecede cezbeder. Zaten hani terazi burcu itibariyle biz diyen burçlara geçiyoruz. Yani ilk 6 burç işte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak daha çok ben diye geçer. Şöyle göstereyim 1'den 6'ya. Doğum haritası olarak bunu bir yuvarlak olarak hani düşündüğünüzde 7 ile beraber, yani terazi ile beraber işte terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık da bizdir. Dolayısıyla burada aslında kova çok fazla biz diye yaklaşır. Böyle toplum, sivil toplum örgütleri ya da topluluk önünde konuşmak, bir şeyler yapmak, toplum hayrına çalışmak. Hani bir Başak da bundan çok hoşlanır. Ama Başak zaten hani bunu kendi tatmini için yapar diyeyim size. Ama kova için bu böyle daha hani farklı bir şeyler ne yapabilirim? Daha farklı açıdan insanlara ne katabilirim? Daha farklı ne düşünebilirim? Daha farklı ne bulabilirim gibi yaklaşır. O yüzden aslında burada Başak'la aralarında büyük bir fark var bu açıdan. Bunun yanı sıra şimdi kovalar aslında aşık oldukları zaman çok sadıktır. Burada bunu demişken aşık değillerken sadık değillerdir demiyorum asla. Ama kova burçları genel olarak flört etmekten de hoşlanırlar demem gerekiyor. Ve ani kararlar verebilirler. Çünkü en nihayetinde Uranüs böyle ani hareket edebilir. Bir anda böyle benim aklıma şu geldi, şunu yapalım mı falan diye sizi cezbedebilir. Ve gerçekten terazi kova birlikteliği çok ama çok eğlenceli olabilir. Sadece kova burcu çok net, dobradır. Hatta biraz bazen ukala olarak da algılanabilir. Çünkü bizlere bilmiş de diyorlar arkadaşlar. Yani tabii ki de gelişmiş olmayan bir kova için evet ukalalığa varabilir diyebilirim. Yani ukala görünebilir ya da bilmişlik taslayabilir diyebilirim. Hani bu asla böyle değildir de diyemem. Ama genel olarak terazi de eğer ki biraz dengesizse ve çok kararsızsa buralarda kovayı darlayabilir. O yüzden terazinin de bence buna dikkat etmesinde fayda var. Eğer ki terazi
yani birbirlerine böyle o dans gibi düşünün ve bu böyle hareketli bir dans. Terazi kova dansında gerçekten birbirlerine uyum sağlayabiliyorlarsa en nihayetinde ikisi de hava ve hani her element mesela hava elementi işte ateş, su, toprak bu elementlerin hepsini akraba gibi düşünün ya da birbirini çok iyi tanıyan böyle dostlar gibi düşünün. Zaten terazi kova hani genel olarak bu havadan dolayı birbirini tanıdığı bildiği için uyumları diğer burçlara nazaran bir tık daha kolay olacaktır. Ama genel olarak bu birlikteliğe ben %87 veriyorum arkadaşlar. Bence bayağı iyi. Tabii ben burada biraz olumlu yanından yaklaşmak istiyorum. Bunun da hani altını çiziyorum ki yani gelişkin olmayan, buram buram kova terazi olmayan haritalar yani en nihayetinde hep ama hep doğum haritasına bakılması zorunlu. Ve de ayrıca hani bilenleriniz, bilmeyenleriniz için parantez içinde şunu da söyleyeyim. Sinastri denilen bir durum var ve sinastri dediğim şey de aslında o iki kişinin yani beraber olduğunuz kişiyle sizin haritalarınızın böyle bir hale getirilip bakılması yani uyumunuzu görmek aslında. Ve buna ben bakmıyorum. Benim böyle bu alanda bir eğitimim yok. Ama bir beraberlik ne kadar uyumlu olur ya da ne kadar uyumlu olmaz derseniz hani sinastri buna en net bir şekilde aslında cevap verecek. Kamera kapandı arkadaşlar. Ne diyordum? Sinastri diyordum. Bu anlamda size en net cevapları verecek alan. Bunu da böyle yeri gelmişken söylemek isterim. Ve son olarak terazi balık uyumuna gelmiş bulunmaktayız. Balık burcu dişil bir burç, su elementine sahip ve değişken. Aynı zamanda o balık burcu, ben her burcu anlattığım videom var zaten, hani bilenleriniz biliyor. Balık burcunu anlattığım, o detaylı anlattığım videomu izlediyseniz şunu söylemiştim, hani hatırlarsınız. Bütün burçları içinde barındıran bir burçtur balık ve en fedakar, en özverili, en böyle artık hani gerçekten kendini feda etmeye hazır, çok fazla merhametli, çok fazla empati yeteneğine sahip, gerçekten dinleme yetisi çok gelişmiş, sevgi dolu bir burçtan bahsediyoruz. Bazen hatta karanlık tarafında diyeyim, hayal dünyasına kapılabilir. Arkası sırtı yani gölge yanı Başak, o da onu biraz daha aslında analitik olmaya itiyor. Ama pembe bir balon içinde yaşayan balıklar da olabilir. O yüzden hani çok fazla böyle hayal dünyasında yaşıyorsanız ya da onu hissettiğinizde en azından buna dikkat etmenizde fayda var diyorum. Şimdi burada terazi balık uyumuna bakacak olursak balık Neptün gezegeninin etkisinde, terazi zaten Venüs demiştik. Biri hava, biri su, biri sabit, pardon, biri öncü, biri değişken ve biri eril, biri dişil. Aslında bu beraberlik gerçekten çok uyumlu olabilir çünkü balık burcu da terazi gibi uyumludur ama daha sakindir arkadaşlar. Daha böyle su gibi akar. Daha yani mesela terazi ben bugün bunu yapmak istiyorum, bunu yapalım dediğinde belki bir tık daha inat edebilir ama balık ona daha kolay ve sakince uyum sağlar diyeyim size mesela. Bunun yanı sıra balık sakin konuşur ve aslında balık her burçla yani bütün burçlarla en uyumlu olan burç balıktır diyeyim. Çünkü her kalıba sığabilir, her kalıbın şeklini alabilir ve balıklar için en kritik ve önemli nokta kendi karakterini koruyabilmesi ve ben buyum ve ben bunu istiyorum ve hayır diyebilmektir. Onların en öğrenmesi gereken derslerden biri diyebilirim. Bu sebeple genel hatlarıyla terazi aslında ilişkiyi bir tık daha yönetiyormuş gibi hissettirebilir ama balık bundan hani çok sıkıntı duymaz. Buram buram balıksa ama atıyorum yükseleni kovaysa ya da yükseleni ikizlerse durum değişebilir mesela. O yüzden bunları da hani bilmekte, bunların da farkında olmakta fayda var diye her defasında söylüyorum. Ben bu birlikteliğe yani en uyumlu olanlardan biri olduğu için %94 veriyorum. Ama dediğim gibi bu noktada yani terazi balık birlikteliğinde balığın kendi karakterinden ödün vermemesi, hep terazinin dediği
olması gerekiyor diye düşünmemesi gerekiyor. Kendisi hayır demek istediğinde gerçekten hayır diyebilmesi. Çünkü kaliteli hayır diyebilen kaliteli evet de der aynı zamanda. Ben buna inanıyorum. O yüzden belki bunu öğrenmekte fayda var. Terazinin de aslında çok iyi tanıması gerekiyor. Yani evet uyumludur ya da hani bir şey söylemez mesela bir balık ama burasına geldiğinde de çok beklemediğiniz, hiç beklemediğiniz bir tepki görebilirsiniz. O yüzden hani onu zorlamaması ya da zorla ona bir şeyler yaptırmamaya çalışmasında fayda var. Şimdi ben bu video çok uzun olmasın diye daha detaylıca arkadaşlar ele almıyorum. Ekstra, ay gerçekten şu grip hala geçmedi. Bayağı böyle burnum falan doluydu kaç gündür. 2-3 haftadır video çekmiyorum. Video çekmeyi de özlemişim. Şunu söylüyordum. Ekstra sorularınız varsa ya da burç uyumlarıyla da ilgili hani astrolojiyle ilgili herhangi bir soru olabilir bu. Özellikle hani Instagram'dan takip etmek isterseniz eğer ki içinizden gelirse takip edebilirsiniz. Çünkü yani ben zaten oradan soru cevap yaparak hani sizden gelen sorularla beraber Instagram'dan sizden aldığım sorularla beraber bir video çekmek istiyorum YouTube'a ve burada hani hem herkes yararlanabilir hem de böyle toplu bir 15-20 belki 25 soruya cevap vermiş olurum. Herkesin fayda sağlayacağını düşünüyorum. Belki daha detaylı olarak ele alabilirim diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra sırada Akrep Burcu'nun diğer burçlarla uyumu videosunu ele alacağım. Bir de hani gezegenleri anlatacağım videolar da gelecek. Sizin başka astroloji videosu öneriniz varsa özellikle hani Kardelen şunu ele almak ister misin gibi böyle fikirleriniz varsa yorumlarda buluşalım diyorum. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar ve artık kanalı biliyorsanız, beni tanıyorsanız hani her hafta değişik videolar geliyor. Hani kovaya kova olduğum için ben de bilmiyorum yani değişik içimden ne gelirse her hafta o konuyla alakalı bir video geliyor. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bir videoyu daha çekmişizdir, bitirmişizdir. Size Joy'u göstereyim mi? Ya bakalım işiniz. Ne istiyorsun? Bak. Bak. Bebiş.